Herkese yeniden merhaba. Bugün ve etkinliğimizin son oturumu olarak önümüzde çok özel bir oturum var bizim için. Sporun ülkemizde geldiği noktaya daha o zamanlarda çok spor yaygın değilken gönül vermiş. Bugün gerek ülke gerekse üniversite sporumuzda büyük hak sahibi, büyük pay sahibi Robert Kolej zamanlarından Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun gelen ekolü Sportsmanship Brotherhood topluluğundan üniversitemizin 4. rektörü Üstün Ergüder, Profesör Doktor Mustafa Dilber, sanatçı, dağcı, aynı zamanda da koleksiyoner kimlikleriyle tanıdığımız Ahmet Meyer'i, ekip arkadaşım Alperen Bayrakçı moderatörlüğünde huzurlarınıza sahneye davet ediyorum. İyi seyirler. Geldim ama. Nasıl? Böyle mi? Ben de buraya mı oturuyorum? Nereye oturuyor? Böyle mi oturuyor? Duyuluyor her şey. Otur abi, otur. Bize rahat koltuk getirdiler buraya ama. Öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum. Robert Kolej'den Boğaziçi Üniversitesi'ne spor kültürü bildiğiniz üzere oturumumuzun konusu. Öncelikle isterseniz katılımcılarımızın da sizleri yakından tanıması adına sizlerden kendinize dair ufak birkaç cümlelik açıklama alalım. Benden başlayalım. Evet, hocam. Peki benim, yani burası ev benim için. Çünkü ailem Ankaralıydı. 1948'de ben Robert Kolej ortaokula geldim. İşte ondan sonra 57'de gittim buradan. Yani liseden mezun oldum. İngiltere'ye gittim lisans tahsili için. Lisanstan sonra da Amerika'ya gittim. Ondan sonra döndüm, 69'da buraya geldim. 2000 yılına kadar da hep burada oldum. Siyaset bilimi bölümünde oldum. Bölüm başkanlığı yaptım. Yabancı Dil Yüksekokulu Müdürlüğü yaptım. İşte en sonunda da rektörlük yaptım 8 sene. Sonra da işte emekli oldum, buradan ayrıldım. Sabancı Üniversitesi'ne gittim. Oradan da emekli oldum. Şimdi boşta dolaşıyorum, böyle çağırsalar da gelsem konuşayım diye. Hocam, yaptığınız en büyük şey şu yeşilliği çocuklara vermiş olmak oldu. Biz orada çamurda dolaşıyorduk. Yani biliyorum, biliyorum. Onu yaptık da burada gene bu salonda onu yapacağımı 92'ydi. Çok daha yeni rektördüm, deneyimim yoktu. İlan ettim şeye, yani burada bir veliler vardı. Neyin için vardı unuttum şimdi, öğrenciler, veliler. Bir hanım çıktı yukarıda, şu rektöre bak ya dedi. Benim çocuğum atılıyor bu üniversiteden, bu burayı çimlendirmekten bahsediyor dedi. Hiç unutmam onu. Abiciğim. Hadi Mustafa. Görünüşe aldanmayın. Ben 3 yaş küçüğüm Üstün Bey'den. 51 senesinde girdim buraya, ortaokula. Kısa pantolonlu bir öğrenci olarak. Ben de kısa pantolonluydum. O zaman biz ilkokuldan yeni çıkmışız. Ben bir hazırlık atladım. Hep böyle daha abi gibiydi herkes. Ben biraz da erken başlamıştım. Bayağı ufak tefek bir şeydim. Şimdi acısı çıktı. ortaokulu ya bizim o zamanlar çok enteresandı bu Robert Kolej'in durumu. İlginç olduğu için anlatayım, yoksa önemli bir şey değil ama biz o zaman lise 2'yi okurduk. Lise 2'den mezun olunca bir tek yüksek olarak mühendislik vardı zaten. Lise 2'yi bitirdikten sonra bir imtihanda başarılı olursanız direkt lise diploması almadan mühendisliğe geçiyordunuz. Ben de öyle yaptım. Yani zaten o zamanlar okula girersin. Sonra atıldım mühendislikten galiba. Öyle bir şeydi. Neyse girdik oraya ama ne mühendislik beni sevdi ne ben mühendisliği. Onlar atacaktı. Atmadan biraz önce davrandım ben. Tam o sırada işletme, idari bilimler
fakültesi açıldı şansımıza. Ben oraya transfer oldum. Neyse 51'de girdik, 63'te idari bilimlerden mezun oldum. Amerika'da doktora yaptım. 1-2 sene hocalık yaptım. 68'de buraya döndüm. 68'den 2020'ye kadar burada işletme bölümünde hocalık yaptım. Bir de kısa bir şey daha. 71 senesinde tam Amerikalıların son senesiydi Robert Kolej'in. O zaman beni öğrenci işleri müdürü yaptılar nedense. Herhalde daha genç falan diye. Tabii ki biz de memnuniyetle kabul ettik. Çünkü lojman veriyorlardı. O zaman için çok önemliydi lojmanda oturmak. Ondan sonra bir de 71 patlayıverdi. Sağ sol, Mao'cu, Stalin'ci bilmem ne derken bir 10 sene bayağı karışık günler yaşadık. Burası böyle sakin değildi o zaman. Forumlar, morumlar yapılıyordu. Bak şimdi kalmamış zaten. Bütün eski Amerikalı rektörlerin resimleri vardı. Tabloları böyle. Rektörlükte onlar. Bir arkadaş onları indiriyordu. Ya dedim ayıp yani bunlar kurmuşlar burayı, şey yapmışlar, yapma falan. Aman hocam dedi, çirkin çirkin sakallı insanlar. Neyse tablolar gitti. Neyse. Mustafa rektörlükte onlar şimdi. Efendim? Rektörlükte onlar. O resimler rektörlükte. Ha resim, tamam evet. Buradan gitti ya. Neyse, evet. Bu salona çok aşinayız. Bizim zamanımızda final imtihanları burada yapılırdı. Ondan sonra işte forumlar yapılırdı. Aslında cumartesileri okul vardı mesela o zamanlar. Cumartesileri tatilden önce burada işte İstiklal Marşı, Robert Kolej Marşı da okunur muydu hatırlamıyorum ama yani böyle törenle hafta kapanırdı falan. Neyse uzatmayayım. 2020 senesinde sağlık nedenleriyle zaten yaş da olmuş bilmem kaç. Ben emekliye ayrıldım. Bir 10 sene işte öğrenci işleri müdürlüğü yapmıştım. Çok zevkliydi. Yani bütün yurtlar, burslar, krediler, disiplin, öğrenci kulüpleri bilmem ne, spor faaliyetleri hepsi böyle bana bağlıydı. Bayağı bir adam gibi hissediyordum kendimi. Ya ama adam gibiydin abi. Onları kapmıyor, spor faaliyetleri ayrı. Onları şey yapmadım. Niye yaptığı spor tavlaydı yalnız, çok iyi oynardı. Yalnız bir şeyle tabii gurur duyuyorum. Herhalde o öğrenci işleri müdürlüğünü çok iyi yaptım ki, o zamanın rektörü Abdullah Kur'an'dı, kızını bana verdi. Ben mi? Ben uzun pantolondan girdim. Çünkü liseye geldim 66 yılında. Ortaokul kapanmıştı. Onun yerine işletme fakültesi açılmıştı. Sonra 70 yılında liseyi bitirdim. Burada erkek lisesi vardı. Şu temel bilimler ve kız yurdu mu oldu sonra? O iki binada. Onun dışında buradaydık. Aşağı yukarı 1000 kişi vardık veya yoktuk. Herkes birbirini tanıyordu. Ve sonra 70 yılında Robert Kolej Yüksekokulu'na geçtim. O senenin sonunda Boğaziçi olduk. Ne fark etti derseniz çok az bir şey fark etti. Hocalarım, onlar tabii o zamanlar öbür taraftaydı şeyin, kürsünün. Onlar herhalde farklı şeyler yaşadılar. Biz öğrenci olarak çok fazla bir şey doğrusu fark etmedik. Yalnız yaptığımız şey Üstün hocamızı damat olarak aldık sınıfımıza. Okuduğumuz sırada çok sevgili bir sınıf arkadaşımız Rukiye ile evlendi. Tabii bizim için hocamızın damat eniştemiz olması çok hoş bir şey oldu. ama yani bu torpil görmedik o yüzden hiç merak etmeyin. Onun dışında Mustafa abi okulunu kendi anlattığı gibi o dönemlerinde çok etkindi. Herkesi tanırdı. Her öğrenciyi tanırdı ve herkesi
çok çok yardımlarda bulunurdu. Ve okulun o kalabalık patırdılı dönemlerinde de hakikaten o olmasaydı çok çok zorluklarla okuyacaktık. Üstün hocamız kendisi daha sonra rektör oldu Boğaziçi zamanında. Ve hakikaten çok çok büyük katkıları olan bir rektörümüz oldu. Şey olarak gelince, spora gelince dediler ki işte Boğaziçi oldu. Geldik bir Eylül ayında. Bizim fark ettiğimiz lacivert kırmızı formalardan mavi beyaz formalara geçtik. RC yerine BÜ yazıyordu. Bir de spor hocamız veya işte sporun başında olan bir yaşlı bir Rus vardı. Alexander Nadolski. Çar ordusunda, Rusya'daki Çar ordusunda subayken o 1917 devrimiyle buraya kaçmış, eskrim yapan esasında bir kişiydi. Onun yerine, o emekli olmuştu, onun yerine de Turgut abi diye çok sevdiğimiz bir abimiz geldi, sporun başına geçti. Nadolski'nin kızı çok güzeldi. O bak onu bilmiyorum. Mustafa hatırlar onu. Nadolski'yi bu kadar geçmemek lazım çünkü... Gerçi sporun pek olmadığı bir dönemdi, 1900'lü yıllar falan ama... Gençler, çocuklar olarak aşıktık kıza. Ama Türk Milli Eskrim takımının antrenörüydü. Jimnastik takımının antrenörüydü. Yani çok değerli bir... Bak bugünkü ölçülerle değil tabii ama o zamanlar için çok önemli bir spor hocasıydı. Ondan sonra gelen Turgut Yelmer de Beyoğlu Spor'du galiba, kaleciydi. Fenerbahçe'de de. Ama bir de bir anıt hocamız daha var, onu da anmak lazım. Bu okulun yani spor faaliyetlerinin gelişmesinde Metin Balcı hocamız rahmetli çok büyük katkısı olmuştur. Bütün bu spor festivalleri, Oxford, Cambridge, kürek takımıyla yarışları falan organize etmiştir. Çok severek çalışmıştır spor faaliyetlerinin gelişmesi için. Ben ufak bir şey ilave edeyim. Ben futbol oynardım. Bilhassa lisedeyken RC formalarından yani Robert Kolej formalarından gidiyorduk maçlara. Türkiye'de çamur sahalarda, burası da öyleydi, oynadığımız dönemlerde Amerika'dan gelmiş pırıl pırıl formalarla giderdik. Zavallı gelen diğer liselerin çocukları yırtık pırtık ayakkabıları yok o günkü Türkiye'nin şartlarında. Bize Amerikan kompradorları, emperyalizmin çocukları diye bağırırlardı. Yani öyle bir avantajımız vardı. Her şey imkanı çok çok fazlaydı. Hatta Türk milli basketbol ve futbol takımının bu sağ, kapalı sahada antrenman yaptığını hatırlıyorum ben. Pardon. Uzattık lafı. Aslında... Her biriniz zaten burada hem Robert Kolej'i hem de Boğaziçi Üniversitesi'ni deneyimlediğinizden bahsettiniz. Ve bu geçiş sürecinde de aslında bu üniversitede bulunduğunuzu da aynı şekilde ifade ettiniz. Biz burada sizin nasıl bir geçiş süreci yaşadığınızı, bireysel olarak neler deneyimlediğinizi aslında birazcık merak ediyoruz. Kısaca bahsedebilirseniz çok seviniriz. Benden başlıyorsun. Tabii. Vallahi... Bir kere ben Sportsmanship Club vardı o zaman. Ben kendimi esas Sportsmanship Club üyesi olarak saymıyorum. Çünkü ben hoca olduktan sonra beni aldılar. Kıyak yapmış olabilirler. Yani 70'li yıllarda. Neyse esas sporcu Mustafa daha eskidir benden. Değil mi Mustafa? Yoksa aynı, yok daha eskisin galiba. Neyse. Şimdi buranın şeyi çok önemlidir spor kültürü. Ben size 1948'de ben bu okula geldiğim zaman kısa pantolonlu ne bulduğumu, neler gördüğümü anlatayım. O zamanlar mesela bizim çok şeyimize giderdi, hoşumuza giderdi. Buraya Fenerbahçe gelir, Galatasaray gelir. Robert Kolej futbol takımından maç yaparlardı. Ve burada hep etrafta toplanırdık. Onu büyük bir şeyle seyrederdik. Büyük bir zevkle seyrederdik. İşte Robert Kolej takımı bayağı da başarılı olurlardı yani Galatasaray. Ben burada Lefter Küçük Anonyadis'in, Fener'in efsane şeyi oynadığını bilirim bu sahada. Ondan sonra sonra akşamları basketbol, bu salon, buradaki salon.
Onun eski hali yukarıda koşu pisti vardı. O koşu pistine çıkar, maçlar seyrederdik. Robert Kolej takımı o zamanların iyi takımları olan Moda Kulübü, ondan sonra Fenerbahçe, Galatasaray falan öyle takımlarla oynardı. Ve orada da bir takım efsane hocalar vardır. Hep öykünmüşümdür sportmenlikleriyle. Bir tanesi de yeni vefat eden Vedat Yerlici'dir. Mühendislik fakültesinin demirbaşlarındandır Vedat Yerlici. Keşke aramızda olsa, birkaç sene oluyor vefat etti. Şimdi hala hayatta olan mesela Uğur Ersoy vardır. O zamanlar futbol takımı WM diye bir sistem oynardı. Ondan sonra santraftı Uğur Ersoy. Biz ona Mau Mau derdik. Çünkü o zamanlar Uganda'da galiba, Uganda'da veya Kenya'da Mau Mau isyanları vardı. Uğur abi de ona benzerdi biraz, uzun boylu filan. Böyle uzun boylu bir Afrikalıya benzerdi. Çok güzel santraf oynardı. Şimdi Uğur Ersoy'u görmek isterseniz burada mühendislik fakültesindedir. Buradan Orta Doğu'ya gitti. Sonra emekliliğinde Boğaziçi'ne geri döndü. Böyle yani sporcu efsaneleri oluyor. Biz de onlara eğitimdik hep. Başka bir efsane de şeydir. Bu çıktı mı? Yok, çıkmadı galiba. Duyuyor musunuz? Neyse. Ahmet Meray. Şimdi Ahmet Meray diyor ki... Ahmet Meray ne diyor hocam? Buraya mı? Ha tamam. Ahmet Meray mesela. Ahmet Meray, ben idari bilimlerde ofisim vardı 5. katta. Ahmet de öğrencimdi ayrıca. Yani benim eşimin sınıf arkadaşı. Öğrencim de ondan maç yaparlardı. Sınıf maçları yaparlardı. O zaman bu saha çamurdu. Ondan sonra ben Ahmet'i hep çamurdan adam olarak hatırlarım. Çünkü o güzel üniformalarla çıkar. Fakat kaleci oynadığı için sağdan sola hep yatar o çamurun içine. Çamur adam diye hatırlardım ben Ahmet'i. Ondan sonra Ahmet'i öyle hatırlardım. Sonra yarada bu şeyi, orta sahayı çimlendirelim dedik. Ondan evvel de cesaret edilmediydi çünkü futbol sahası yoktu. Yukarıda futbol sahası yapılınca ben 92'de dedim ki burayı, yani rektör olduğum sırada işte çimlendireceğiz dedim. Bir tek şey içimde bir ukde oldu. Dedim Ahmet'in sağa sola yatacağı çamur kalmayacak burada artık. Kaleci olarak. Şimdi ayrıca sürünüyorum hocam kaleci olarak. Neyse, benim sportsmanship club'a şey etmem, davet edilmem 70'ten sonra oldu diye hatırlıyorum. 71 mi? Yani yani burada hocaydım ben o zaman, yeni gelmiştim. Hocaydım. Initiation'dan da geçtik. O zaman Sportsmanship Club'ın initiation seremonileri vardı. Bayağı da sıkı şeydi yani. Kulübe kabul edilmek için abiler size çıkar, bilmem nereye yürü der, oradan denize atla der, oradan çık git bir yerden balık bul getir der filan. Yani böyle aklınıza ne geliyorsa öyle şeyler yapılırdı. Bu tabii bir eninde sonunda bir şey yaratıyor, bir yani o Sportsmanship Club'a üye olanlar arasında bir bağ da yaratıyor. Bir aidiyet duygusu falan da yaratıyor. Güzel bir şeydi. Beni de geçirdiler öyle bir şeyden ama bana acıdılar biraz. Çünkü ben artık yavaş yavaş ihtiyar kategorisine geçmeye başlamıştım. 71 olmasına rağmen. Benim en büyük şeyim, yani bu geçiş dönemi, ben yani Robert Kolej'den Boğaziçi'ne geçişi çok yaşamış bir insanım her kategoride. Hoca olarak yaşamış bir insanım. O zamanlar işte yabancı dil yüksekokulu müdürlüğü falan yaptım. Sonra işte çok uğraştık, 1750 sayılı kanun vardı o zaman, ona adapte olalım diye. 80'de YÖK geçti, YÖK kanunu, hadi ona adapte olmaya çalıştık. Ama bunların hepsinde bu üniversitenin bir takım değerleri var. O değerler unutulmadı. Sportsmanship Club da bunun bir parçasıdır bence. Çok önemlidir çünkü o değerler dayanışmak, insan, diyalog, arkadaşlık, hiç fark tanımama, aidiyetlere bakmama. Şimdi mesela Türkiye diyorsun kimlikler siyaseti. Burada böyle şeyler konuşulmazdı. Hiçbir şey konuşulmaz. Hiçbir fark gözetilmezdi. Sportsmanship Club bunun bence önderliğini yapardı. Ama üniversitede bu açıdan son derece önemli değerlere sahipti.
bu değerler yaşatıldı. Evet, böyle kesintiler oldu gibi yani. Robert Kolej oldu Boğaziçi Üniversitesi. Ondan sonra 80 YÖK kanunu çıktı filan. Bunların hepsinin içinde bir devamlılık vardır. O değerler bu kurumu çok önemli yere taşımıştır. İşte 1000 kişi, 900 kişi diye ben hatırlıyorum. 79 senesinde üniversite 900 kişiydi. 900 öğrencisi vardı. Ben Political Science 101 verirdim. 26 öğrenci vardı 1979 senesinde. 1985'e geldiğimde iki seksiyon halinde vermeye başladı. 150-150. Yani sayılar öyle arttı ki birden 85'te falan burası 3000'i buldu. İşte sonra ben devraldığımda 10.000 kişiydi üniversite. Tabii o zaman şey farklı oluyor yani kurumun üstüne baskılar farklı oluyor. Fakat ve o söylediğim değerlerde yıpranma olabiliyor. Ama ben şu anda çok mutluyum sizleri burada görmekten. Çünkü bir yerde bu değerleri anlamaya çalışıyorsunuz. Zaten ileriye bakmak, yani bizde derler ki geçmişte yaşama, işte bunlar geçmişte yaşıyor. Benim hayattaki en önemli mottom geçmişi çok iyi bilip ileriye bakmaktır. Çünkü ancak böyle bence başarılı olabilirsiniz. Bu okulun da geçmişi ve değerleri çok önemlidir. Çok badireler anda atlatmıştır. Badire lafını biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Bazen böyle şey oluyor. Onun için yani bugün sporla uğraşan arkadaşların bu değerlere sahip çıkması ve sportsmanship club'la, yani bir de ona çok seviniyorum. Yani burada bir sürü arkadaşlar var. Geçmişte artık saçları beyazlamış. Ondan sonra yaşları ilerlemiş fakat gelip sahip çıkıyorlar. Çok önemli. Onlarla güzel bağlar kurmanızı ben gönülden tavsiye ederim. Şimdi aklıma gelen bunlar. Daha başka olursa söylerim. Mustafa abi sizden. Şimdi ya üzülerek söyleyeceğim bir şey var. Kolay kolay Boğaziçi'den Robert Kolej çıkmaz. Şimdi Robert Kolej'in bu geleneklerinin oluşması 12-13 senelik bir arkadaşlığa dayanıyor. Ortaokulda giriyordunuz, işte liseyi okuyorsun, yükseği okuyorsun, mezun oluyorsun 12-13 sene. Sanki asker arkadaşlığının falan uzamışı. Yani orada mesela bir ilk girdiğimizde bizi 4 tane kızıl derili oymağına ayırıyorlardı. Ve bu oymaklar rekabet ederdi spor olarak. Şimdi mühendisliğin olduğu yer futbol sahasıydı. Burası da futbol sahasıydı. Bu adam yeşil yaptı orayı. Yoksa ne güzel futbol oynanıyordu orada. Onun da bakın, onun bile çok önemi var. Şimdi ben bilmiyorum, aslında biraz uzak kaldım. Bu Etiler'deki futbol sahasında sınıf maçları yapılıyor mu? Yapılınca o sınıf arkadaşları gidip seyreden oluyor mu? Kaç kişi oluyor? Şimdi burada bir sınıf maçı yapıldığı zaman sahanın bütün etrafı öğrenci doluydu. Ben şahsen idari bilimlerin köprüsü vardır. Orada kaptan köşkü gibi oraya dikilirdim. Bütün maçları seyrederdim. Orada bir doğan... Üstün Hocam kızmıştı size bu sos belli. Üstün Hoca'ya kızmışsın bakıyorum. Çok çok güzel bir şey oldu. O ayrı. Ama ikisi ayrı şeyler. Yani keşke aynı rekabet, sınıflar arası, fakülteler arası rekabet inşallah orada Etiler'deki sahada da yapılabilir. Yapılır tabii. Ne yapılır, bir şey demiyorum. Yani çok da güzel bir saha orası. Neyse. Kız yurdunun arkasında bir futbol sahası daha vardı. Küçük jimnastikhanede basket oynanırdı. Yani şimdi erkek yurdu herhalde. Küçük erkek yurdu mudur? Kız yurdunun arkasındaki bina. Ve bunlar 900 kişi için. Yani herkese bir spor yapma fırsatı doğabiliyordu. Yeteneğine göre, kabiliyetine göre. Field Day diye bir geleneğimiz vardı. Gerçi sürüyor spor günü falan olarak.
Ama işte orada bu sınıflar arası, Kızılderili oymakları arası rekabet, kim kazanacak, kim şey olacak. Yani daha bir birliktelik havası olurdu ki onu 4 sene içinde yakalayabilir misiniz? Ondan çok emin değilim. Ama en yakın neler yapılabilir de o havaya girilebilir, onları konuşacağız zaten herhalde. Yani o bunların arasında Filde'yi bahsetmeye lüzum yok. Bu sportmenler birliği olayı da ona bağlıdır. Yani ben bu dediğim gibi kısa pantolonla girdik. Bak şu dev gibi abiler böyle. İşte itişiyor, kakışıyor, bir şeyler kovayla su getiriyor, bilmem ne yapıyor onu. Lan ne oluyor ya, bunlar niye bunları yapıyor? Niye kabul ediyorlar falan diyorsun. Ve yavaş yavaş bunun ne olduğunu anlayınca, yani benim içimde senelerce ukde kalmıştır. Beni ne zaman alacaklar diye. Mezuniyete 2 sene kala ancak girebildik. O da ayrı. Neyse ama... Yani çok gurur verici bir şeydi. Çünkü bunu senelerce görüyorsunuz. Başka avantajları da vardı da şimdi onlara lüzum kalmadı. Mesela bir takım seçimler yapılır. Spor kurulu seçimleri, öğrenci temsilcisi seçimleri falan. Şimdi orada Sportmenler Birliği bloku epeyce etkili olurdu o seçimlerde. Filde'ye kral seçilmesi bilmem ne falan. Yani bunlarda etkisi vardı. Ayrıca prestijli bir kulüptü. Şimdi o zamanlar okulda kız yok. Yani ayda bir, 2 ayda bir bir parti olacak kız kolejinden. Kızlar çağrılacak. Sportsmanship'ten üyeler çağırırsa gelirdi kızlar. Yani öyle avantajları vardı prestij olarak. Şimdi tabii bunlar çok yepyeni bir çehre içinde. Yürütülebilecek şeyler, değişecek. Yani 4 yıllık, 5 yıllık bir eğitimde bütün o kardeşlik, arkadaşlık şeyi birazcık daha az olur gibime geliyor. Ama yapılabilir çünkü bunun esası yani sadece şeyde spor ruhu, onu oluşturmak. Ve bizim milli takıma girmiş sporcularımız vardır. Sportmenler Birliği'ne girememişlerdir. Yani o ayrı bir şey. İyi sporcu olmak ayrı bir şey. Spor ruhuna, ahlakına sahip olmak ayrı bir şey. Ve o şekilde beğenilmek, tercih edilmek, kulübe kabul edilmek hakikaten insana gurur verici bir şeydi o zamanlar. Aynı şekilde getirilebilir mi veya benzer bir ortam yaratılabilir mi? Bence yaratılırsa çok faydalı olur. Ama çok kişiyim. Şimdi kızlar var hocam, ihtiyaçları yok ki. Şimdi kızlar var. Kızlar siz... var ama baş yani olsun. Yok biz girdiğimizde kızlar vardı, onun için biz böyle problemler yaşamadık. Şimdi belki sportsmanship sisterhood olur, ne bileyim ben. Kızlar da girsin. Bu zamanda zaten ayrım yapamazsınız bence. Eğer böyle bir şey yapılacaksa brotherhood falan diye ayıramazsınız. Kız erkek herkesin eşit hakkı olması lazım oraya girmek için. Bence. Tabii kafadan konuşuyorum şimdi. Burada oturup bunu daha somut bir hale getirmek lazım eğer böyle bir kuruluşa gidilecekse. Evet, daha konuşuyoruz. Aslında bu zaten somut bir halde spor kurulu olarak devam ediyoruz Mustafa abi, siz de bildiğiniz üzere geçmişten gelen gelenekleri aynı şekilde yaşatmaya çalışıyoruz ve sizin uzun bir sürede elde etmiş olduğunuz kardeşlik bağlarını biz de biraz daha hızlandırılmış bir kurla aramızda elde etmeye çalışıyor ve bunu elimizden geldiğince en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Benim spor kurulunda 3. senem ve rahatlıkla söyleyebilirim ki benim de aynı şekilde sizin bahsetmiş olduğunuz gibi burada gerçekten çok değer verdiğim ve hayat boyu ilişkimi devam ettireceğim, asla unutmayacağım kardeşlerim de oldu. Aynı şekilde
devam ediyor. Emin olabilirsiniz. Ahmet abi isterseniz sizi dinleyebiliriz. Valla hocalarım, abilerim hepsini anlattı gibi. Bana çok fazla bir şey düşmeyecek ama bu okulun biraz önce dedikleri gibi geleneğinden ve sporcu geleneğinden gelen bir kalıtım var ki biraz önce burada bir genç kız arkadaşımızı gördük, dünya şampiyonu. Yani böyle bir şey bizim için düşünülecek filan. Türkiye şampiyonu olsak herhalde fırlardık göklere. Yani çok çok önemli bir şey ve bu geleneğin devam etmesi. Sportsmanship, biz devam edebildik Robert Kolej'den Boğaziçi'ne. Çünkü hiçbir şey değişmemişti. Biz öğrenciler için. Yani bir şey dediğim gibi forma değişti. Bir de Turgut abi geldi Nadolski'nin yerine. Aynı maçları oynuyorduk, aynı şeyler vardı, aynı hocalar, aynı dersler. Bizim için çok fazla bir şey fark etmedi. Belki onlara fark etti dediğim gibi, hoca olarak, yönetici olarak. Dolayısıyla o gelenek içinde biz devam ettirebildik. Bir de sayımız azdı. Yani 15 bin kişisiniz, 15 bin kişi içinde biz birbirimizi tanıyorduk. Sen şimdi ne o, yok mu, ne var bir yerde? Hani ilerideki kampı. Şimdi oradaki insanı tanımıyorsunuzdur bile burada olanlar veya onlar sizi tanımıyordur. Dolayısıyla bir takım seçimler yapmak, birbirini tanımak daha zor diye tahmin ediyorum. Bir de sportsmanship sporcu olmak değildi. Biraz önce Üstün Hocam da değindi. Sportman olmaktı. Sportman olmak illa çok iyi spor yapıyorsun demek değildi. Belli düzgün olmak, derslerin iyi olmanın dışında doğru ahlak, arkadaşlık, birbirine yardım, topluma faydalı olmak gibi bir takım şeyleri de kapsıyordu ki bu initiation dediğimiz hazırlık döneminde bunlarla ilgili bir takım şeyler de yapılırdı. Ve hedefinde de şu vardı, bir şeyi istediğin zaman yaparsın. Yani bir sene ben hatırlıyorum, adaylar vardı, oluyorduk. Adayları Bakırköy'deki deli hastanesine yolluyorlar ve deli olmadıklarına dair rapor getirin diyorlar. Gecenin ikisi. Şimdi normal şartlarda gitseniz kapıya koyarlar sizi herhalde. Veya Zeynep Kamil doğum hastanesine yollayıp hamile olmadıklarına hamile olmadıklarına dair rapor getirin diyorlardı ve geliyordu bunlar. Ama orada neler çekiyorlardı, nasıl beceriyorlardı bilmiyorum. Ama dolayısıyla yapılamayacak zannettiğiniz şeyleri de yapabiliyordunuz. Bunlar çok önemliydi ve biz bunu devam ettirebildik. Ama belli bir dönem sonra, yani ben 71'de oldum, 75-76'dan sonra maalesef gelişen, anladığım kadarıyla okuldaki öğrenci sayısı, zihniyetin değişmesi, eğitim sisteminin değişmesi vesaire bu tip bir kurumun devam etmesini sağlamadı. Ama yine de muhakkak ki böyle bir şeye devam etmek istenirse edebilirsiniz derim. Bir şey ekleyebilir miyim, unuttum? Yani o okulun bütünleşmesi bakımından. Mesela o sınıflar arası turnuvalara personel takımı da girerdi. Hmm. Yani talebe, personel bile hocalar takımı girerdi. Biz bir sene hocalar takımı olarak basketbolda şampiyon olduk sınıflar arası. O zaman ama tabii benim halimden, benden dolayı değil de şansımıza o sene biz hocalar cumartesileri öyle zevkine oynardık. Bir adam geldi, hoca diye gelmiş okula. Ya baktım bu adam bayağı basket oynuyor ya. Tom Davis diye bir adam. Onu ben Ateş Beşiktaşlı arkadaşımdı. Dedim ya böyle böyle bir adam var. Onu aldılar, o sene şampiyon oldular. Beşiktaş bak Tevfik'te oynadı galiba. Yani böyle enteresan şeyler de şimdi aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Bir de unutmayalım. Yani buranın ilk Türk mezunu, ilk Türk talebesi mezun olan 1910 falan. O zamana kadarki 50 senede hiç Türk talebe yok. Ve
Paris Olimpiyatı mı tam emin değilim, bilen varsa düzeltsin. İlk olimpiyata Türkiye'den giden iki atlet, Robert Kolejli, iki Bulgar atlet. Ama Türkiye adına gidiyorlar, bu Nadoski'nin yetiştirdiği, sırık bir tanesi, sırık atıcı falan. Yani öyle şeyleri de var, üniversitenin öyle hatıraları. Aslında zaten konuşmalarınız esnasında kısaca değindiniz, Sportmenler Birliği'ne dair bazı bilgiler verdiniz. Sportmenler Birliği'ne giriş süreci nasıl oluyordu? Anılarınızdan bahseder misiniz rica etsek? Peki ben mi anlatayım? Anlat. Ben hoca olmayarak, öğrenci olarak girdim. Gerçi ben de öğrenci olarak. Bir üyeler ikinci sömestrin başında toplanıyorlardı bir gece. Sabaha kadar süren bir toplantıda adaylar tespit ediliyordu. Genelde adayların isimleri daha önceden de birbirine böyle söylenirdi ve bu adaylara bir kordela takılınıyordu. Kordela kolejken lacivert kırmızı, Boğaziçi olunca mavi beyaz oldu. Ve onlara olay anlatılıyordu. Zaten etraftan görüyorlardı öğrencilik diğer önceki senelerde. Ondan sonra onlara çeşitli sportif aktivitelerle, biraz önce söylediğim gibi çeşitli kendilerini de geliştirebilecekleri, birbirlerinden kaynaşabilecekleri, toplumla ilişki kurabilecekleri gibi faaliyetler yaptırılıyordu. Bu nasıl oluyordu? Abi dediğimiz eski üyeler, bu seçilen çocuklara, ki bunlar erkek oluyordu, çeşitli sportif faaliyetler, koşturuyorlar, yatırıyorlar, kalkılıyorlar ve bir takım değişik şeyler yaptırıyorlardı. Ve yapılmadığı takdirde en büyük ceza da push-up'tı. İşte 10 tane push-up at, 20 tane push-up at gibi. Bir ikinci şey de gidin boğazdan su getirin kovaylandı. Tabii o patırdığı içinde, mesela 10 dakikada getirin deniyordu. O patırdığı içinde kova mova bulmak zor olduğu için etraftaki kovaları çalıp bir yere koyuyorduk. Tabii hademelerden şunlarla bunlarla devamlı kavga oluyordu. Hemen oradan alıp suyu alıp getiriyorduk veya bir yerde su biriktiriyorduk. İşte falan gibi böyle karşılıklı değişik şeylerdi. En sonunda ise bir uzun yürüyüşümüz vardı. Bütün gece yürürdük. Böyle tomarlan zarf verilir. Denir ki işte önce Nafi Baba'ya gidin, dua edin. Ondan sonra ikinci zarfı açardın. Hadi bitti geri dönün filan gibi. Veyahut oradan buraya gidin. Zarfları aça aça sabaha kadar yürünürdü. Bu bizden önceki dönemde bir de değişik komik kıyafetlerle yapılıyormuş. Bizim zamanımızda bu öğrenci olayları vesaire yüzünden biz eşofmanla yürüyorduk. Ama bu yürüyüş sırasında mesela Hilton'a girin, tuvalete gidin filan da vardı. Hani birdenbire 8-10 kişi Hilton'un içine böyle tuhaf kıyafetle girince tabii yani kapıya konabilirdiniz. Ve bütün gece yürüdükten sonra geliyorduk kapalı salonda. Bir dayak denilen fasıl vardı. Gözleri bağlanırdı adayların ve onlara değişik işler yaptırılırdı. İşler derken spor gibi gören fakat komik şeyler. Mesela bir merdivenden çıkartırsınız 10 basamak, orada bir şilte platform vardır, atla aşağı dersiniz. Yani orası 5 metre belki. Halbuki hemen altında 50 santim sonra tekrar bir minder koymuşsunuzdur. Yani oradan aşağı düşeceğim korkusundan atlarken pıt diye orada kalır filan. Böyle şeyler yaptırılırdı. İşte korkunç müzikler çalar o sırada vesaire. O da bittikten sonra onlar da kardeş derdik birbirimize. Kulübün üyesi olmuş olurlardı. Bu her sene tekrar ederdi. Yani çok kısa olarak böyle bir şey. Bu arada demin dediğim gibi işte hamilelik işi gibi filan çok çok da komik şeyler çıkardı ortaya. Yani kısacası buydu. Bir iki şey ekleyeyim. Söyle hocam. Yani bir kere buradaki kural, sağlığa zararlı hiçbir şey yaptıramazsınız. Yani o adaylara sağlığa aykırı bir şey yaptırmak
hakkı yok kimsede bir. İkincisi bu seçim sırasında işte eski üyeler yeni adaylar gösteriyor. O yeni adaylar oylanıyor. Doğru. Bir tane karşı oy çıkarsa kardeşliğe kabul edilmiyordu. Yani hiçbir itiraz olmayacak o eski üyeler tarafından. Ancak onlar yeni aday olarak kabul ediliyordu. Bir şey daha anlatayım, o da kendi hatıralarından bahsedeyim. Benim senemde bize gri takım elbise, papyon kravat, silindir şapka, lastik ayakkabı giyerek yürüyüşe çıkardılar. Birkaç yere daha uğradıktan sonra Taksim Anıtı'nda İstiklal Marşı söylendi. Ondan sonra Beyoğlu'nun o zamanlar meşhur bir sokağı vardı, şimdi bilmiyorum. Ve oradan geçiyorsunuz. Tabii etraftaki komentler, atılan laflar falan ve konuşmanız yasak. Hani diyemiyorsun bu bir oyundur da bilmem ne. Hiç konuşmak da yasak. Yani epeyce maceralı bir yürüyüş olmuştu. Cross koşuları diyor. Adaylar cross'a çıkarılır. İstanbul'da şeyde Boğaz'da. Ama dediğim gibi bu yani geçişte yani, hiç değişmedi. Aynı hikaye. Sportif evet. Faaliyetler yaptırılıyordu. Ama mesela 24 saat bisiklete biniliyordu. Yani şurada çadır kuruluyordu. İşte herkes birer saat, ikişer saat. Sabaha kadar bisiklete biniyordu falan. Bisiklet durmayacak. İşte bisiklet durmayacaktı, evet. Yani. Ya kışın ortasında plaja yolluyorlardı bu çamurun içine. Mayoyla çıkıyordunuz filan, denize giriyordunuz göğe. O bisikletin bir şeyi vardı. Gece dinle bisiklet durmayacak ama kızlar da ikinci bir bisiklette bize eşlik ediyorlardı. Moral vermek Sonra da işte böyle oluyor. Bu yaşa gelince. Evet. Yaşınızda bir şey yok. Doğru enişte. Haklısın. O zaman ben sizlere Sportmenler Birliği ile alakalı en unutamadığınız anılarınızı sormak istiyorum. Burada yaşamış olduğunuz, tecrübe ettiğiniz şeylerden. Yani ben dedim ki biraz farklı tabii. Şu açıdan farklı. Ben Ben Sportmanship Club'a kabul ettikleri zaman hocaydım. Ama çok büyük bir mutluluk duydum. Çok yaşlı bir hoca değildim, genç bir hocaydım. İşte yani kıyak yaptılar belki. Ama ben şeyde yoktum yani. Liseyi bitirdiğim zaman buradan ayrılmıştım. Yani 57 ile 1969 arası bu kampüste değildim. Onun için benim belki geldikten sonra şey ettiler, yaptılar ve bütün bu uzun yürüyüşler hatırlıyorum. İşte Mavi Kurdele bizlere de takıldı. Şimdi orada çok enteresan bir şey var. Siz burada hocasınız. Öğrencilerle beraber aynı süreçten geçiyorsunuz. Bu üniversitenin bu kültüründe var. Çok önemli. Mustafa'nın dedikleri çok doğru. Yani bir 1000 kişilik bir grupta en fazla ben 900 diye hatırlıyorum 1979'da. Üniversitenin öğrenci sayısını. Bu değerleri geliştirmek ve pekiştirmek güzeldir. Ama hayat durmuyor. Devamlı ileriye doğru gidiyor. Değişiyor. İşte öğrenci sayıları artıyor. Yani her şey etrafımızda değişiyor. Benim bütün hayat tecrübem o. Bütün mesele o gelenekleri söyledim. Bilip geleceğe ayak uydurmak gerek. Şimdi mesela burada bir örnek verirsem. Mesela bu saha tamam oldu yeşil. Şimdi buranın sosyolojisi çok başka. Burada kızla erkekle oturuyor insanlar konuşuyor. Bahar geldi mi filan. Faaliyet türleri değişiyor. Futbol olmuyor. Ama mesela sınıf maçları çok önemlidir. Şimdi bu sınıf maçları niye
spor kurulu yukarıda yaşatmıyor. Bir şey başlattı. Yedin mi fırçayı? İşte, bakın onun da farkındayım. Üniversitede çok büyüdü. O zaman mühendislikle idari bilimler ve şey temel edebiyat vardı. Ve öğrenci sayıları dediğim gibi yani 900'lerde ben bıraktığımda 9500'dü. Sonra şimdi 15.000, 16.000 diyorlar. Burada aynı faaliyetleri yapmak güç. Fakat bütün bunu bilip ona göre bir takım tedbirler almak lazım. O çok önemli. Efendim? Yaşatıyorsunuz. İyi, yani duydum aslında. Kusura bakmayın, ben pek gelip gitmiyorum. Gelince de bazıları kızıyorlar. Üniversiteyi kışkırtıyor falan diyor. Onun için. Gözler önünde yapılınca bu spor faaliyetleri, hakikaten o spor ahlakına sahip olan kişileri pinpoint edebilmek, gösterebilmek mümkün oluyor. Yoksa eminim birçok iyi sporcu var, lisanslı sporcular var demişsiniz zaten. Ama mesela onları bu öğrenci kitlesinden kaç kişi görebiliyor ki? Okul içinde bunlar spor faaliyeti yapılmıyorsa onları gözlemek, dediğim gibi spor ahlakını görebilmek mümkün olmuyor. İşte eskiden bu burada vardı. Yani bunu birçok spor faaliyeti yürütüldüğü için gözler önünde şu meydandaki sahada bunları görebiliyorduk. Bir de rektörlük kupası vardı hocam. Rektörlük kupası. Efendim? Rektörlük kupası vardı. Var tabii yani fakülteler arası. Ya benim söylemeye çalıştığım çok şeyler var. Mesela Mustafa anlatırken işte kız kolejinden buraya gelen kızlarla şeye gidersin, bir arkadaşlık geliştirirse falan. Onlar çok kıymetliydi. Ben size şimdi şeyi söyleyeyim yani. Benim o zamanlardaki arkadaşım, kocası falan öldü. Şimdi bana mektuplar yazmaya başladı. O güzel bir şey. Çok iyi hocam. Bravo. Hayır, bravo dedi. Bu yaşta nesi bravo? Bir arkadaşlık, bir dostluktur geliştirilmiş o dönemde. Rukiye'nin haberi yok değil mi? Var. Var mı? Hiçbir gizlim yoktur. Bir şey daha geldi aklıma. En unutamadığınız an falan dediniz de oradan benim için unutamadığım ve zorlandığım bir andı. Şimdi bu şeyin sonunda en son işte cimnastikhanede toplanılır bir son initiation yapılıyor. Orada mesela verilen görevlerden biri gözleriniz kapalı önünüzdeki adamın kafasına yumurta ve talaş karıştıracaksınız. Şimdi benim önüme geldi Recep gibi kabak kafalı bir adam, gözüm kapalı. Ya böyle bir öğrenci yok. Fakat hocalar, o sırada hocalardan seçilen Abbas Sakarya cimnastik hocası. Yani bir yumrukta beni devirir yani adam, maşallah. Benden 20 yaş büyük. Ama o bile bunu kabul etmiş, gelmiş oraya. Bir tane kıytırık öğrenci kafasında talaşla yumurta karıştı. Yani o kadar sevilirdi, istenirdi üye olmak, bunlara katlanacak kadar. Yani dediğim gibi zarar verecek bir şey değil ama hani benim şöyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi kişileri hatırlamıyorum tam. Bir Kazım diye kantinimiz vardı. Orada oturuyoruz. Biz birkaç abi bir de adaylar var. Bir şekilde bir Amerikalı zenci kız gelmiş. Oturuyor orada karşıda birilerinin arkadaşı. Bize de sataşıyorlar çocuklar falan. Bir de biri dedi ki bak abi zenci kız ha ha hi hi. Bizimkilerden biri dedi ki git onu yıka beyazlattır dedi. Ve çocuk tabii gitti bir şeyler söyledi, ne söyledi bilmiyorum zenci kızı ama yani yani böyle şeyler yaşıyorduk. Çok bana enteresan hatırladığım olaylardan biri. Evet, bu hatırladığınız şey deyince yani sportsmanship'le pek ilgisi olmasa da yani benim eğitimim çok şanslı geçti. Gerçi mühendislikten atıldık falan filan o ayrı ama neyse. Yani
63 senesinde mezun oldum. 100. yıl kutlanıyordu. Okulun 100. yılı. 1863-1963. İdari bilimlerin ilk mezunu olduk. Mühendisliğe girdiğim ilk sene ilk kız öğrenci okula girdi. İki kız öğrenci girmişti Üsküdar Amerikan'dan. Şimdi unutamadığınız an diyor, onu söyleyeceğim. O iki kızınla girdiğimiz ilk derste o kızların yan sıralarını kapışmak için yapılan hücumu hani şu gözlerimin önünde. İsterseniz dinleyicilerimizden de soru alabiliriz. Benim size soracak olduğum sorular bitti şu anlık. Hadi sorun bir şeyler ya. Sen değil çocuklar sor. Sor. O soruyor bir şey Atilla. Yok, ben özellikle tabii o dönemin ben de o dönemde burada lisedeydim. Lise 3'ü kız kolejiyle birlikte okuduk. Yani kızlarla ilk okuyan ACG'ye gidip ilk okuyan biziz. Dolayısıyla 70-71 bu olayları biz burada lisedeyken yaşadık. Sonra Boğaziçi olduğu zaman da ben 72'de buraya geldim. Tabii bu geçiş dönemindeki benim izlediğim en güzel şey, yani o zamanki spor imkanları çok emek ve organizasyon verilerek yapılan ve çok az spor dalına ulaşabildiğimiz imkanlardı. Yani en ekstremde işte eskrim vardı, o da sağ olsun Nodowski'nin getirmiş olduğu şey vardı. Ama şimdi görüyorum, yani inanılmaz bir spor imkanınız var. Benim gördüğüm, aslında soru değil belki de bir gözlem, yani iki dönem arasında tabii ki spor kültürü ve spor, ama yani sporun alanının çok genişlemiş olması, bu çok büyük bir artı tabii şeye, Boğaziçi açısından. Ben bir şey eklemek istiyorum. Ana değil. Yazık olmuş bir şeydi. Şimdi işte spor salonu, aşağıdaki spor salonu. Aşağıdaki buradaki spor salonu, eski spor salonu. Bunun ben geldiğim sene orası şöyle bir formata sahipti. Çok güzel bir pisti vardı bir kere. Fakat yukarıda da çember koşu pisti vardı. Yani oradan balkon gibi seyredilirdi ama siz çıkıp orada da koşabilirdiniz aynı zamanda. Eğimleri falan çok güzeldi koşmak için. Galiba 56 senesiydi bir şey oldu. Burada bir davet yaptı Amerikalılar. Ne daveti hatırlamıyorum. Mezunlar şeyler, mütevelli heyeti falan bir şeydi. Sonra gece bizi uyandırdılar saat 2-3 filandı. Hadi gelin şey yanıyor diye jimnastik hali. Çıktık, feci bir yangın. Ondan sonra ve o yandı o şey. Yani o eski jim dediğimiz yandı. Biz de bu şeyden erkek yurdundan hem de ondan sıra olduk. Ellerde kovalarla su taşındı filan, fakat söndürülemedi, yandı. Sonradan yapıldı. Sonradan yapılış şekli böyledir. Şimdi o kortun pisti, parkeleri filan çok güzeldi. Ve gelip profesyonel takımlar, moda gibi mesela, o zaman hep hatırlarım, Turan Tezol moda gibi gelirdi. Ondan sonra Fenerbahçe, Altan vardı. Onlar gelip oynarlar burada. Falan filan, fakat herkes şeyden şikayetçiydi. Yandan şut atarsanız, yani köşeden şut atarsanız yukarıda o pistin altına çarpar gitmez şut. Onun için şeyde oynayanlar, o kortta yetişen basketbolcular bir teknik geliştirirlerdi. Yani top böyle çok yukarı çıkmadan gidecek böyle gibi filan, öyle şeyler vardı. Yani işte anı. Ama o kort çok güzeldi. O öyle koşu pisti filan enfes. Enfesi çok yazık oldu, yandı. Bugünkü hali 1956'da tahmin edildiği halidir. Aynen öyle. Bir daha da el değmedi oraya. Doç oradan bahsediyorum. Yani buradaki eski cim derdik biz ona. Cim derdik de şimdi eski cim oldu. Bende yanmış resmi var. O jimnastikhanenin yanmış. Yani.
Yandığı için filan her şey yandı. Biliyorum. Şey ama o resim var, boş orası. Ama çabuk yaptılar, öyle. Başka sorusu olan var mı? Biz teşekkür de ederiz bu güzel havada oturup burada böyle yaşlı insanları dinlemeye zaman ayırdığınız için sağ olun. Bizim için de çok büyük bir zevk oldu. Hocam ben daha gencim, dur ya. Ben daha gencim. Sen daha iyisin maşallah. Ben de gencim. Siz var. Öncelikle ben Güney Meydanı çimlendirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ama size sorum şu, siz şu anki Güney Meydanı'nın halinden memnun musunuz? Yoksa ya, bir futbol sahası görmek ister miydiniz meydanı? Hadi bakalım. Niye yani? Ben mi? Hocam sen yaptın orayı. Ben tabii memnunum canım. O da şeydir, havada falan değildir. Bizi, ben Robert Kolej'e geldiğim zaman, benim aklıma sokan olayı anlattım size. Ben öğrenciydim Robert. Ya orta bir, ya orta iki. Bizi şeyde kızlar yurdunda kaldırdı. Birinci kız yurdunda kalırdık. Yani Zeynep, Ayşe Zeynep Dilkan yurdunda kalırdık. O zaman işte şeyler var, Sörveya filan dediğimiz, Amerikalı hocalar filan da kalırdı yurtta. Bize hep şey derler. Soru neydi ya, ben duyamıyorum. Ben de garson olarak çalışıp... sahayı yeşil yaptığına memnun musun diye misin? Ne yaptığına? Sahayı yeşil. Şey, burayı çimlendireceğiz. Futbol sahasını da şimdi sizler ne diyebiliyorsunuz bilmiyorum ama benim jenerasyonum İsviçre diyebilir. Boğaziçi Mezunlar Derneği'nin hemen yanı ve yukarı doğru, tekkeye doğru olan arazi boştur ve böyle çanaktır. Yani normal bir futbol sahası tribünleri gibi bunun altını düzleştirip oraya futbol sahası yapacaklardı. Oraya futbol sahası yapacaklardı. Benim aklıma oradan takılmıştır o. Yani ve çok hoşuma gitmişti. Burası çim olacak. Orada da çim bir futbol sahası olacak. Kampüse yakın. İşte şeyin içinde, o çanağın içinde. Bilmiyorum, biliyor musunuz neresinden bahsettiğimi? Eskiler bilir herhalde. İsviçre denen yer. Herkes yani İsviçre. Orada kaçamak yapılıyordu. He? Hayvan barınağı var mı? Ne işte hayvan? Ha, şimdi işte hayvan barınağı var. Orası da futbol sahasıydı. Benim oradan takılmıştı kafama. Hiç kimse yapmadı. Çok gelen giden, benden evvelki rektörler burası çim olması lazım dediler falan filan. Bir türlü yapılmadı. Yapılmamasının sebebi de Mustafa'nın anlattığı nedendir. Başka bir saha, futbol sahası yoktu. Ergün Toroğlu döneminde yukarıya o spor kompleksi yapıldı. Recep senin ofisin falan oradadır hep. Oraya kaya, orada doğru düz bir futbol sahası oldu. Burası da şeydi yani, rahmetli Tosun Terzioğlu, Sabancı Üniversitesi rektörü arkadaşımdı. Bana hep Sabancı Üniversitesi'ne gittiğim zaman arada bir gaza gelir, şeyini çıkağa kaldırır, pantolonu çeker, yaralar gösterir. Bak buraya, o sahada ben futbol oynadım, hala giren taşlar çıkmadı diye. Çünkü buranın altı da kayadır ayrıca, yalnız çamur değildir. Yer yer kaya çıkar, yer yer çamurdur. Düştün mü zımpara gibidir yer. Yani futbol oynamaya da pek müsait bir yer değil. Fakat Mustafa'nın dediği doğru, bir ambiyans yaratırdı. Yani insanlar gelirler, futbol maçı seyrederler. İşte ben Ahmet Mere'yi çamur içinde görürüm falan. Bunlar hep ambiyanstır zaten. Ama o rekabet havası yaratılabilir. İşte o ambiyans dediğin yeni yapı. Yeni güzel sahalar. Yaratılır tabii. Onun için onu diyorum ben, yaratılır. Fakat tabii o zaman herkes birbirini tanıdığı için, çok ufak olduğu için bu aktiviteleri yapmak, ayağa kaldırmak daha kolay oluyor. Şimdi sizin işiniz biraz daha zor. Ama bu gelenekleri bilirseniz bunlar iyi bir şeydir, dayanışmadır. Fakat benim başka bir şey söyleyeceğim size. Çeşitli vesilelerle benim gördüğüm ve hoşuma giden ve Boğaziçi'ni Türkiye'de çok başka bir üniversite yapan, buranın sosyal aktiviteleri, spor ve sosyal aktiviteleridir. İnsanlar bu aktiviteler sayesinde birbirini tanıyor. Yani sizin sınıflarda okuduğunuz 10 kilo fizik, 5 kilo ekonomiden başka
şey çok önemlidir burada, bu faaliyetler dolayısıyla, sanat ve spor faaliyetleri dolayısıyla geliştirdiğiniz, öğrencilerin birbirleriyle girdikleri ilişkini o yarattığı bir hava var, bir demokrat hava var. İnsana saygılı, birbirine saygılı bir hava var. Bu başka bir yerde yok arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Yani bu kadar büyümesine rağmen hala bunun etkisini görmek de çok güzel bir şey. Şimdi fazla derine inmiyorum, başıma bela açılmış. Hocam bu saha aynı zamanda sadece futbol değil, bütün atletik faaliyetleri de çizerek. Tabii çizerek ama yani şeydir, atletine güzeldi. Yani onlar, o faaliyetlerin kendileri güzeldi ama saha şeye pek müsait değildi. Çünkü mesela ben 100 metre koştum da orada. Çapraz. Orada mesela şeyli ayakkabılar giyersin, çivili ayakkabılar giyersin. Koşmak için bir yerde kayaya vurur. Yani iyi bir pist değildi ama bir ambiyansı vardı. Orada da milli atletler yetişmiştir. Mesela Emin Doymak vardı 400 metrede. Avrupa, yani Avrupa'da bilen şampiyon olduğunu bilmiyorum ama şey o koştuydu yani biliyorum, milli atletti. Daha başka uzun atlayıcılar vardı. Herkül Milas şimdi şeyde. Atina'da. Ben Atina'ya gittiğim zaman her zaman görüyorum Herkül'ü. Yani Rum olduğu, Yunanlı olduğu kadar da Türkiye'ye bağlı biridir aynı zamanda. Yani bütün bu mektebe, bütün bu geleneğe de bağlı biridir. Şimdi bunlar hep öyle gelişmiştir ve çok önemlidir. Yani Boğaziçi yapan spor kulübü gibi, bir dakika, spor kulübü gibi ve diğer sanat faaliyetleri gibi faaliyetlerin olmasıdır. Benim şaştığım kaldığım şey şu, bu kadar baskı, bu kadar değişim içinde sizlerin çabalarına ben şapka diyorum. Bunu yaşadım. Teşekkür ederiz. Bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi biz burada yaşlı insanlar nostaljik takılıyor gibi. Ben ders verirken de bunu sesim gelir ya. Gelirdi diyelim. Neyse. Nostaljik takılıyor gibi algılayabilirsiniz. Biraz da var tabii. Biraz da öyle. Tabii ki zaman değişti. Biz burada 50 sene, 70 sene öncesinden bahsediyoruz. Etilerden öteye vasıta gitmezdi, çamurdu. Ev mev, hiçbir şey yoktu. Kuzey Kampüs domuz çiftliğiydi. Tramvay gelirdi Bebek'e kadar. Bebek'ten ya yürüyeceksin ya da sırf kolej için dolmuşlar vardı. Dolmuşla çıkacaksın. Etiler kapıymış, aşiyanmış. Yoktu öyle girişler falan. Şimdi tabii ki o zamanlar ki toplumla bugünkü toplum aynı değil. Tabii ki bir adaptasyon gerekecektir, bir uyarlama gerekecektir. Ama işte bu geleneği, bu fikri bugünün şartlarına en uygun inşallah canlandırabilirsiniz. Başka soru varsa alabiliriz. Evet. Ama mikrofonumuz şey, hoparlör yok ama. Rektör gelecek, eski öğrencisi başına gelecek, var böyle bir okul.
üniversitemde göremezsin. Ama biz rektör olarak bilmezdik. Abi derdik yani. Üstün abimiz 28 sene, 10 sene gençizdi. Bizim için üstün abiydi. Mustafa abi de. Mustafa abiydi yani. Hocalarımız buydu bizim. Eşittik biz. Ama orada bir şey daha öğrenmiştik. Yeni lakabım oldu, damat. Bir şey daha öğrenmiştik. Mustafa abiyle tavla oynanıyordu ama derse gelince de zorlanıyorduk yani. Orada öyle bir herhangi bir labalilik, torpil vesaire yoktu. Biraz yani kaba olacak belki ama Türk işi değildi yapılan. Yani ders başkaydı, iş başkaydı, hocalık başka, talebelik başka, sonra dışarıdaki aktivite başkaydı. Çok önemlidir. Bilmiyorum siz şu anda ne yapıyorsunuz ama. Kim? Mustafa abi mi? Tabii. Ya ben üstün hocadan hiç A alamadım. Bir kere mi ne B alabildim. Ki o kadar damattık yani. Efendim? O kızcağız konuşacak. Evet, o soru soracak. Ya bekliyor da. Ha, sor, sor. Ben Müşra Özer. Öncelikle katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bir spor yöneticisi adayı olarak bir soru yöneltmek istiyorum aslında. Boğaziçi'nin spor kültürü gerçekten çok önemli ve çok değerli, yani tartışmasız. Ama yönetim olarak hiç spor yöneticiliği bölümü açmayı düşündünüz mü? Hadi bak. Veya bu spor bölümü yöneticiliği açmayı düşündünüz mü? Spor yoktu ki bölümünü açacaksınız. Çok az insan çalışıyordu. Bilmiyorum, burada hocalarımız, rektörümüz. Teşekkür. Yani o konuda hiçbir girişim olmadı. Bizim tabii burada comparative advantage'ımız, yani mukayeseli avantajımız idari bilimler ve mühendislik. Yetiştirdiğimiz kişiler, hoca olup gelenler genellikle hep o konulardandır. Biz mümkün olduğu kadar dışarıdan başka dallardan eleman almamaya çalıştık. Gerçi bu bozuldu. Tabii başka eğitim fakültesi gibi değişik şeyler açıldı. Tam %100 sadık kaldık diyemem. Ama bir spor bölümü, şimdi burası zaten küçük bir üniversite. Model olarak küçük bir üniversite. Sahamız da çok kısıtlı. Bakmayın son zamanlar biraz genişledi. Şimdi bir de Anadolu Hisar verilmiş falan ama yani tam durum, yeni durumları bilmiyorum. Günahına girmeyeyim. İki yeni fakülte açılıyormuş. Hukuk, iletişi falan, pardon. Onları bilmiyorum. Ama yani bizde böyle bir spor okulunu yürütecek kendi elemanım, içeriden elemanımız yoktu. Onun için de pek düşünülmedi. Ama niye olmasın, ileride belki o da olabilir. Yani o zaman bir de unutmayın, yani öyle bir spor okulu falan da yoktu Türkiye'de. Yani spor akademileri falan sonra açıldı. Yani. Burada aslında ben de cevap vermek istiyorum. Bu Boğaziçi Üniversitesi içerisinde bir spor yöneticiliği bölümü olmamış olmasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu olarak burada sene içerisinde düzenlediğimiz birçok etkinlikte aslında sporda yöneticiliğe kendimizi hazırlayabiliyoruz. Yani spor kurulunda başlayıp devam edebilen kişiler gerçekten ileride komplit düzeyde tamamen başarılı ve gerçekten başarılı bir şekilde bu ülkeye hizmet edebilen, hatta yurt dışında da görev alan spor yöneticileri haline gelebiliyorlar. Çünkü daha önce bir mezunumuzdan duymuştum. Kendisi Euroleague'in organizasyonunu yapmış olmasına rağmen Euroleague organizasyonunu yaptım fakat Boğaziçi Üniversitesi'nde Sports Fest'i organize etmenin yanında yarısı kadar bile zor değildi diye bize iletmişti o da anısını. Bir de bizim dönemi soruyorsan benim önümde
Burada yeni açılmış işletme vardı, Türkiye'deki okul. Bir tane de İstanbul Üniversitesi'nde vardı. Mühendislik vardı, doktora vardı, hukuk vardı. Bir de belki mülkiye vardı. Onun dışında bir seçimim yoktu. Dolayısıyla yani böyle bir spor istemek, bir spor bölümü olsun, böyle bir şey aklıma gelmiyordu. Şimdi sizin önünüzde sonsuz neredeyse imkanlar var. Okumak istediğiniz birçok şeyi okuyabiliyorsunuz. Yani çok daha kısıtlıydık. Recep sor. Aslında benim vereceğim cevabı sen. Yani öğrenci faaliyetleriyle burada da çok şey öğreniyor, çok deneyim kazanılıyor. Ve benim tecrübem, mezunlara bakıyorum, ben hep inceledim yani bu üniversite neyi doğru yapıyor, neyi yanlış yapıyor diye. Duyulmuyor. Direktör olarak onu hep takmak durumundasınız. Gördüm ki öğrenci faaliyetleri en azından dersler kadar çocukların faşayı hazırlıyorlar. Hazırlıyor, geleceği hazırlıyor. Benim burada bu değerlere çok önemli. Ben o kadar önem veriyorum ki buna, çünkü yaşadım bazı şeyleri. Şimdi 70'li yılları alıyoruz. 70'li yıllarda Türkiye'de resmen bir savaş vardı. Ve bunda öğrenciler hep sokaklardaydı. Mesela benim Orta Doğu Teknik Üniversitesi 3-4 dönem arkadan geliyordu boykotlar yüzünden. İşte İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Meydanı'nda silahlı çalışmalar oldu. Eşim gitmeye, sınıf arkadaşımız kapalı çarşıya gitmeye korkardı. O dönemde filan. Çünkü bir kere arabanın içine saklanmak durumunda kalmışlar. Ne yapıyordu kapalı çarşı? O sever kapalı çarşı. Yani neyse. Şimdi fakat o yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'de bir 3 aylık boykotu oldu. Ders boykotu, öğrenci tarafından. Ve talep not sisteminin değiştirilmesidir. O zaman biz A, B, C diye not verirdik. Öğrenci itiraz etti, ara notlar olsun dedi ve A, A, B, A, C, C, B, C, A filan bildiğiniz not sistemine geçildi. O gün bugün bu not sistemi kullanılıyor. O not sistemi de öğrencilerin yaptığı boykot sonunda gerçekleşti. Onun dışında Boğaziçi Üniversitesi 2. Dünya Savaşı'nda İsviçre diye tanınırdı. Buradaki bütün görüşlerden arkadaşları bu üniversite kurmuştur. Sonra 90'lı yıllar geldi. Başörtülü öğrenciler bu üniversitede tahsillerine devam edebildiler. Bu da neden oldu? Senin bahsettiğin hoşgörü geleneği. Ya sizin hoşgörünüzdü. Efendim? Sizin rektörken ki hoşgörünüz. Yok, kurum olarak. Ben rektör olarak demiyorum. Yani sen kendi başına sudan çıkmış balık gibi bir şey yapamazsın. Yani bu üniversitede bir değerler sistemi varsa sen onun ancak onu benimseyip onun liderliğini yaparsın. Onun için ben onun orayı da bu üniversitenin şeyine veriyorum. Yani o hoşgörüyü ön plana çıkartan, insana saygı falan o değerlere veriyorum. Bu çok güçlü değerlerdir. Sahip çıkmıyorum. Hocam ona bakarsanız Dünya Savaşı, Cumhuriyet bir sürü şeyi çok geçirmiş okul. Yaşadığım anı. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Açtık da hatta sorularımızı da aldık. Oturumu kapatmadan önce ben aslında spor kurulunun bu sene 126. yılı bu buraya kadar devam etmişken köklerimizi tabii ki unutmuyoruz. Sportmenler Birliği'ni kesinlikle unutmuyoruz. Ve şu anda yapmış olduğumuz organizasyonlarda, yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde bile sizlerle konuşmamızın yanı sıra bizlere rehberlik eden hepinizin bildiği bir Sportmenler Birliği kodu var. Burada da Sportmenler Birliği'nin ve spor kurulunun birçok üyesi bir aradayken kapanışı, etkinliğin de aynı şekilde bitişini bu kodu hep birlikte okuyarak yapmak istiyoruz spor kurulu olarak. Sizler için de uygunsa tabii. Omuz omuza vereceğiz mi? Sure.
o... Oradan böyle bir şöyle şey yaparak da böyle geniş bir şey yapalım herkes. Ayağım tutmuş gibi ya. Çok eskiye gidildi değil mi? Ama çok keyifli. Çalışmıyor mu? Tamam, çalışıyor. Okay. Ben yaşlı adam olarak gözlüğümü de giyeyim. Şimdi ben söyleyeyim, arkadan siz şey yapın, tekrarlayın. Şöyle başlıyor. Keep the rules. Keep the rules. Keep faith with your comrade. Keep faith with your comrade. Keep yourself, özür dilerim, keep your temper. Keep your temper. Keep yourself fit. Keep a stout heart in defeat. Keep a stout heart in defeat. Keep your pride under in victory. Keep your pride under in victory. Keep a sound soul. Keep a sound soul. A clear mind. A clear mind. And a healthy body. And a healthy body. Play the game. Play the game. Çok teşekkürler hepinize. Rıklı. Resim çek. En son. Sonra bir resim çekelim. Siz de resim bakmayalım. Azat edin benim çünkü. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hepinize tekrardan en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Lütfen bu plaketleri de bugünün bir hatırası olarak kabul edin. Sağ olun. Aranızda da...